Filistin halkı yalnız değildir. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Bu sıra yaşanan çatışmalar aslında Ukrayna Savaşı'nın da bir devamı olarak değerlendirilebilecek bir paylaşım mücadelesinin bununla ilişkili farklı alanlardaki yansımaları olarak da bir yanıyla değerlendirilebilir. Öncelikle Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorununda yaşanan çatışmalar, devamında Erdoğan iktidarının zaten epeydir sürdürdüğü ama son dönemde yeniden daha açık bir biçimde ifade ederek hava operasyonları yaptığı Rojava yönelik, aynı zamanda aslında Irak-Kürdistan bölgesine yönelik PKK'ya karşı operasyonları, devamında Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırısından sonra İsrail'in o günden bugüne devam eden ve görünüşte Hamas'a karşı ama asıl olarak bütün Filistinlilere karşı, Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla insana karşı saldırısını düşündüğümüzde aslında bunlar tabii ki her biri başlı başına arka planı olan önemli meselelerden bahsediyoruz. Dağlık Karabağ sorunu, Kürt sorunu ve işte İsrail-Filistin sorunu diye tanımlayabileceğimiz sorunlar. Ama bu sorunların son dönemde böyle ardı sıra yeni çatışmalı bir seyir almasında özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha belirgin hale gelen bölgemizde daha belirgin hale gelen egemenlik paylaşım mücadelesinin bir tarafında Rusya'nın, öbür tarafında ABD ve NATO'nun yer aldığı, işte bunun devamı olarak bölgede işte belki bir yanıyla İran-Suriye yönetimi biçiminde bu bölge bakımından düşünebileceğimiz, ABD ve NATO bakımından özellikle İngiltere'nin de daha özel rol üstlendiği bir süreçten bahsedebiliriz. Yani aslında bu çatışmalar bölgede her ne kadar oldukça eski sorunlar, özellikle Kürt sorunu ve Filistin sorunu gibi yüzyıllık sorunlardan da bahsedebiliriz bunlar bakımından, ama bu sorunların bugün çatışmalı bir seyre girmesi ve çözümsüzlüğünde aslında emperyalistler arasında ve tabii ki onlarla işbirliği halindeki bölge gelecekleri arasındaki devam eden çatışmalar belirleyici bir durum diyebiliriz, durumdur diyebiliriz. Yani şeyden başlarsak işte Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, oradaki yüz binlerce Ermeni'nin göç etmek zorunda bırakılması, bugün İsrail saldırısı sonrasında Gazze'den gene 1 milyondan fazla insanın göçe zorlanma noktasına sürüklenmesi, yine Kürt sorunundan kaynaklı olarak işte az önce söylediğim gibi Erdoğan iktidarının sürdürdüğü ve Kürt sorununu sınırların ötesindeki kimi bölgeleri işgal ederek çözmeye yönelik bir siyaset söz konusuyken bunların arka planında da işte bağlantılı olduğu bölgedeki paylaşım mücadelesi var ve halkların yani kendi geleceklerini kendilerinin bellemelerinin önünün aşılması, bunun ilk adımı olarak da bu bahsettiğimiz bölgelerdeki bütün işgalci güçlerin çekilmesi ihtiyacı var. Yani toplam olarak konuşursak bunlardan bu paylaşım mücadelesi içindeki güçler geri çekilmeden, silahlı güçlerini geri çekmeden bölgenin güvene, huzura ve barışa kavuşması çok mümkün değil. Ama maalesef bugünkü tablo bu yönde giden bir tablo değil. Aksine çatışmaları daha fazla derinleştirebilecek, işte ABD'nin Doğu Akdeniz'e yeni gemiler göndermesi, savaşa özellikle İsrail-Filistin çatışmalarında başka güçlerin katılmasına yönelik, özellikle İran'ın da bu sürece katma yönelik kimi girişimlerin olmasına bakınca, Kürt sorununda Erdoğan iktidarının ısrarla şiddetle çözme politikasını sürdürmesi ve aslında oradaki güçlerin Rusya ve ABD başta olmak üzere buna ciddi biçimde sessiz kalması tablosuna bakınca önümüzdeki dönem için barışçıl çözümün, bu bahsettiğimiz sorunların gerçekten de halkların çıkarları temelinde barışçıl çözümünün kısa vadede önündeki zorlukları da işaret etmiş oluyoruz aslında. Yani 75 yıldır asıl saldırıları yapan, sürekli yeni yerleşim yerlerine giren, sivil halkı katleden İsrail. Burada son Hamas saldırısı da bunun üstünün örtülmesi için bir fırsata çevrilmeye çalışıldı. İşte İsrail'e destek için ABD Dışişleri Bakanı Blinken hemen bölgeye gitti. Ama aslında İsrail 75 yıldır bu işgal politikasını sürdürüyor. Filistinli sivilleri katlediyor, çocuklar dahil olmak üzere böyle bir politika devam ediyor. Ama bunlar karşısında sesini çıkarmayanlar, işte Hamas'ın son saldırısı ki tabii ki bizler bakımından bunun sivillere yönelik katliamlarının hiçbir şekilde kabul edilebilir
ya da savunulabilir bir tarafı yok. Hamas'ın bu sivillere yönelik terörünü biz de kınıyoruz. Ama bunu Filistin davasını karartmak, Filistinlerin haklılığının üzerine örtmek için kullanılması da elbette bizim tarafımızdan aynı şekilde kabul edilemez. Bu yapılıyor bugün. Batı'da Filistin halkının davasını savunmak, Filistin'le dayanışmak bugün yasaklanır hale geldi. Yani Filistin halkının davası bir terör davası haline getirildi. Ki geçtiğimiz günlerde bu Filistin'in Londra Büyükelçisi'nin aslında BBC'nin muhabiriyle yaşadığı diyalog bir gerçeği bize ciddi biçimde ortaya koyuyordu. Hamas'ın kınanması üzerine bir çağrı var sadece orada. Filistin'in Büyükelçisi çağırıyor Filistin Devleti'nin ve Hamas terörünü kınıyor musunuz, kınamıyor musunuz üzerine kurulu. Yani 75 yıldır İsrail'in sürdürdüğü katliamlar. Üstelik Hamas'ın bir günlük saldırısı sonrasında 10 gündür yani günlerdir İsrail'in devam eden saldırıları karşısında seslerini etmeyenler bütün meseleyi sanki Hamas'ın saldırısından ibaretmiş gibi, sorun bundan ibaretmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bu açıkça aslında emperyalizmin bölge sorunlarının üstünü örtmek ve bunları kendi çıkarları temelinde kullanma siyasetinin bir yansıması. Biz bunu Kürt sorunundan da biliyoruz aslında. Hatırlayın Türkiye'de Kürt siyasetçiler ne zaman televizyona çıksalardı ilk sorulan şey neydi? PKK terörünü kınıyor musunuz, kınamıyor musunuz? Sanki Kürt sorununun nedeni işte PKK terör uyguluyor, bundan kaynaklı bir sorun varmış gibi bir algı yaratmak üzere sorunun üstünü örtmek ve Kürt halkının haklı taleplerinin aslında çarpıtılması, onların üstünün örtülmesi amaçlı bir siyaset yapılıyordu. Aynı şey Filistin meselesinde de karşımıza çıkıyor bu dönem bakımından. Dolayısıyla yani bölgedeki bu tabloya baktığımızda ABD ve Batılı güçler bu sorunları maalesef halkların çıkarları her fırsatta vurgu yaptıkları uluslararası hukuk ve demokrasi çerçevesinde çözümünü savunmak yerine bunları sadece kendi çıkarlarına hizmet ettiği oranda ve biçimde kullanma yönelik bir siyaset yürütüyorlar. Ve bu elbette ki tehlikelidir. Bu bugün devam eden çatışmaların da en önemli nedenidir aynı zamanda. İktidar çağrıları bu rejimlerin ki Erdoğan iktidarının da iktidar çağrısı vardı. İsrail ile ilişkilerini bozmak istemiyorlar. Filistin davasının bu bölge halkları tarafından bu haklı davanın meşru olduğunun farkındalar. Halkların tepkisinden korktukları için bu rejimler sanki bu davayı savunuyormuş gibi gözükmeye çalışıyorlar. Gözükmek zorunda kalıyorlar. Mesela Suudi Arabistan normalleşme yönünde adımlar atmaya çalışıyordu. Son olaylardan sonra bunu durdurduk diye açıklama yaptı. Çünkü yani göreceği tepkiyi göze alamamış durumda. Bu bölge rejimleri bakımından da söz konusu olan bu. Ürdün zaten uzun zamandır böyle bir anlaşmanın içinde. Mısır, Enver Sedat'tan bu yana zaten İsrail'le normalleşme adımlarını atmış. Türkiye'deki Erdoğan iktidarı Erdoğan'ın en sert açıklamaları yaptığı dönemlerde bile İsrail'le askeri ya da ekonomik anlaşmaları konusunda en ufak bir tereddüt ya da en ufak bir sapmaya girmemiş. Bu ilişkiler devam etmiş, artmaya devam etmiş. Yani kapitalistler, iki ülkenin kapitalistleri işbirliğini sürdürmüşler, para kazanmaya devam etmişler. Ama görünüşte halklara işte Erdoğan, ya bunlar terör yapıyorlar, işte çocukları öldürüyorlar diye tabiri caizse ajitasyon çekiyordu. Kendi politik çıkarları temelinde bu sorunu istismar ediyordu. Bu istismar siyaseti bugün de devam ediyor. Yani Erdoğan iktidarı için şöyle bir parantez açmamız lazım herhalde bu sorunla ilgili olarak. Ben Evrensel Gazetesi'ndeki köşemde de ifade etmiştim. Filistin meselesinden bahsederken bile işte ABD'nin Suriye'deki üstlerinden söz ediyordu Erdoğan. Yani Filistin davasını savunma adı altında açıklama yaparken bile aklı Rojava'daydı Erdoğan'ın. Aklı oradaki savaştaydı. Bu bile aslında bu ikiyüzlü politikayı açık bir biçimde ortaya koyuyor. Yani buradaki politikayı ortaya koyuyor. ABD'nin sadece Suriye'deki üslerine karşı çıkanlar ABD NATO'nun Türkiye'deki üslerine seslerini etmiyorlar. O zaman kaldırın madem ne işi var diyorsanız bu bölgede ABD'nin, o zaman işe kendinizden başlayacaksınız Suriye'den önce. Sizin yaptığınız anlaşmalara var. Onları iptal edin. Ya da işbirliği yaptığınız Katar başta olmak üzere işbirliği içinde olduğunuz kardeş ilan ettiğiniz ülkelerde onlarca ABD üssü var. Bunlara sesinizi etmiyorsunuz. Ama Suriye'deki üslere lafınızı etmenizin tek nedeni neydi burada? Tek nedeni ya bu üsler bugün Kürtlere saldırırken, oraya operasyon yaparken benim önümde engel ortaya çıkıyor. En son bu Türk siyasının düşülmesi meselesinde olduğu gibi ki yani orada tabii Erdoğan iktidarının ikiyüzlülüğünden bahsediyoruz ama ABD'nin de
Bana sorarsanız çok açık bir biçimde bir ikiyüzlü politikası var orada. Yani ABD askeri anlamda Suriye demokratik güçleriyle işbirliği yaptığını her defasında ifade ediyor. Ama siyaseten oradaki özerk yönetimi tanımıyor ve bu saldırılara uzun zamandır Biden yönetimi daha önce iktidara gelmeden önce bunlara karşı olduğunu söylüyordu. Bugün aslında pratikte Trump döneminden çok farklı bir siyaset yürütmüyorlar. Operasyonlar devam ediyor. Sürekli yeni işgal planları devreye sokuluyor ve bunlar durumu idare etmeye, ki Kürtlere de her zaman söyledikleri bir şey var. Biz IŞİD'le işbirliği konusunda sizinle beraberiz. Diğer meseleler bizi ilgilendirmez. Bu aslında ikiyüzlü bir politika. Yani işte ki Arabistan mesela Yemen'le yıllardır Yemen'e karşı, oradaki Husilere karşı bir savaş yürütüyor. Yani neresinden tutarsanız tutun bu bölge rejimlerinin işbirliği içinde olduğu emperyalistler gibi işledikleri savaş suçları var. Halklara karşı işgal planları devam ediyor. Ve bütün bu gerici güçlerin işgal planları sona erdirilmeden, dediğim gibi bu ülkelerdeki askeri güçler geri çekilmeden ve orada yaşayan halkların nasıl yaşayacağına karar vermesi önündeki engeller kaldırılmadan bu bölgede barışın tesis edilmesi, gerçek anlamda orada güvenlik diye sürekli ifade edilen güvenliğin tesis edilmesi olanaklı değil.